Merhabalar arkadaşlar. Bağlar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde müdür yardımcısı olarak çalışmaktayım. İsmim Eşref Boyunkara. Okulumuzda döner sermaye 2019 yılında açıldı ve 4 bölümümüz var. Bu 4 bölümümüz içerisinde özellikle yiyecek içecek hizmetleri bölümü pastacılık dalı ön plana çıkmıştı. Pastacılık dalında öğrencilerimizin emeğini üretime dönüştürdükleri, üretimi de kazanca dönüştürdükleri bir dalımız şu an itibariyle. Yiyecek içecek hizmetleri bölümümüzden mezun olanlar da kendilerini yetiştirdikleri takdirde her alanda iş bulabilme imkanına sahipler. Merhaba arkadaşlar, ben Öznur Öğretmen. Diyarbakır Bağlar Mesleki Teknik Anadolu Lisesi Yiyecek İçecek Hizmetleri alan şefiyim. Bu videoda sizlere Yiyecek İçecek Hizmetleri bölümü nedir? Yiyecek İçecek Hizmetleri bölümünün eğitim süresi nasıl işliyor, nasıl devam ediyor? Ve bu bölümün buradan mezun olduğunuzda iş amanakları ve kariyer planları nasıl, onlardan bahsedeceğim. Yiyecek içecek hizmetleri alanı altında yer alan mutfak dalı altında aşçı, pastacılık dalı altında pastacı gibi meslek dallarının yeterliklerini kazandırmayı amaçlayan ve bu amaçla eğitim öğretim veren bir alandır. Bu amaçlar doğrultusunda öğrenciler Türk mutfağı, pastane alanı, beslenme ilkeleri, yiyecek içecek üretimi gibi konularda bilgi ve becerilerle donatılmaktadır. 10. sınıfta öğrenciler yiyeceğin serüveniyle ilgili derinlemesine bilgi sahibi olurlar ve 2. dönemin sonunda uygulamalı derslere başlarlar. 10. sınıfın sonunda mutfak ve pastacılık dalı olarak kendi istek, bilgi ve becerilerine göre ikiye ayrılırlar. 11. sınıfta okulumuzda bulunan mutfak atölyesi ve pastacılık atölyesinde donanımlı öğretmenlerle yoğun bir şekilde uygulamalı dersler almaya başlarlar. Ayrıca okulumuz bünyesinde bulunan döner sermaye sisteminde dışarıdan gelen siparişlerle hem bilgilerini pekiştirirler hem de para kazanma şansları doğar. 12. sınıfa geçtiklerinde okuldan aldıkları bilgileri pekiştirmek amacıyla dışarıdaki işletmelerde 3 gün boyunca staj görürler. Aslında hepimizin kaygı duyduğu ve merak ettiği soruya gelecek olursam, bu bölümden mezun olunca ne olabilirim? Bizden aldığınız eğitimle kuru mutfaklarında, yemek fabrikalarında, pastanelerde, ünlü restoranlarda aşçı ve şef olabilirsiniz. Liseden sonra çalışmak istemiyorum, üniversite okumak istiyorum diyorsanız 2 senelik üniversitelere, meslek yüksekokullarına geçiş yapabilirsiniz. Ayrıca 4 senelik gastronomi bölümünde tercih edebilirsiniz. Burada birazcık size kendimden bahsetmek istiyorum. Ben bu bölümden mezunum. Yiyecek içecek hizmetleri bölümü mezunuyum. Oradan Gazi Üniversitesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları bölümü okudum. Ve KPSS'ye girip, ondan sonra KPSS'ye girip atanmamla yiyecek içecek hizmetleri öğretmeni oldum. Siz de yiyecek içecek hizmetleri öğretmeni olabilirsiniz. Ve burada siz olabilirsiniz. Ayrıca gastronomi bölümünden mezun olduktan sonra Flying Chef de olabilirsiniz. Hem tüm dünyayı dolaşıp hem de çok güzel paralar kazanabilirsiniz. Hem eğlenerek ders işlemek hem de meslek sahibi olmak istiyorsanız donanımlı öğretmen arkadaşlarımla sizi aramıza bekliyoruz.